sorudur. Gelsin. Efendim tasa ve kaygı dolu derin düşünceler. Eski bir kelime ama yaygın kullanılıyor dilimizde halen. Kelime anlamını sorarsanız fikirler derim. Fikirle aynı kökten geliyor kelime. Fikirler. Fikirler. Tasa ve kaygı dolu fikirler. Bir harf alayım ya. Yapmayın yahu. Hadi şu tasa ve kaygı dolu fikirleri bir dağıtalım, bir harf alalım. Aa, alalım mı? Alalım ya. Aldık ediyorum. o harfi. Şöyle bir dağıtalım şu fikirleri. Biraz şu kötü düşünceleri aa, dağıtalım. Afaki değil, Oppa. değil, değil. Ne dağıtalım? Aa. Şunları bir dağıtalım. Kafa dağıtalım. Kafa dağıtalım. Tamam. Biraz Alalım bir harf daha. Alalım. Aldık bir harf daha. Fikir aynı kökten geliyorum. Evet. Bakın F'si. Efkar. Efkar atalım. Aa, canımızı sıktı azıcık hiçbir şey olmaz Neyse. efendim. Hali hazırda şöyle bir titreyip kendimize gelelim. 9600 puana ulaşabilecek durumdayız. İki tanecik harf aldık. A'nın üzerindeki şapka yardımcı oldu değil mi? Burada ona da ihtiyacınız yok. Gelsin de görelim açık bir kanıt olmaksızın bir şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek, sezmek. Çok güzel. 2200 olmuş kasa. 6 artı cevapların ikincisi o kasayı 2800 yapar. İki kelimeden oluşuyor. Bakın nasıl soruluyor. İki kelime. İki kelime. Mecazen darbeye en dayanıksız olan en duyarlı yer veya yürek. iki kelime. Evet. Yürek anlamında kullanılıyor. Metaforik bir tabir bu. Hem yürek anlamında hem de darbeye en dayanıksız olan yer. Hmm. Yine yürek belli o, bir yer o, değil. Yine metaforik düşünüyorum onda. Yürek anlamındaki kelime metaforik. Vurdu. Hem de darbeye en dayanıksız olan yerimden vurdu. Aa, dilimin ucunda ama. Beni vurdular. Darbeye en dayanıksız olan, en duyarlı yerimden vurdular hassas nokta Harf alalım. Harf alalım. Aldık bir harf. İki Bilmiyorum. kelime. İki kelime bir tabir arıyorsunuz. Metafor var, mecaz hmm. var içinde. Hmm. Beni neremden vurdular? İki kelime. İki kelime. Yüreğin. Can Can evi Can evimden vurdular. Asmayın suratınızı çünkü çok zor bir soruydu bu. Basit gibi gözüküyor cevap ortaya çıktıktan sonra ama bir anda söylemesi çok kolay değil Ece Buraya kadar gayet güzel geldik. 9500'e de gideriz buradan. Son 6 harfli cevaptı Canevi. Şimdi yarışmanın tam ortasına ulaşma zamanı. Süreye bakın. 1,5 dakikadan daha az kalmış. Evet. Biraz hızlanmak lazım. Hadi gelsin. Sonunda bir yoksunluk eki var. Tamam. Tek kelimeden oluşuyor ve şöyle soruluyor. Meymenesiz, şom. Bu sözcüklerin daha yaygın kullanılan karşılığını istiyorum sizden. Meymenesiz gibi bir ek var sonunda. Siz ne siz ne siz şom, şom ağzı dediğimiz zaman nasıl onun ağzı başımıza ne getirir? müsibet diye isim geldi. Daha böyle Türkçe. Şom, kötülük. Meymenesiz herif. gene geldi buraya, pis. Hudubet. Bu neden böyle Farsça, Arapça? Çok kötü şeyler ne, Bir harf alayım. Alalım mı? Aldık çünkü süre çok azaldı. Durduralım. Yeter o. Yumuşak G geldi. Sesli harfle başlıyor. Şom. An... Ağızsız diyeceğim değil. Ne siz? Ağızsız. Hayır. <laughs> Şom ağızlı. Şu... Sonunda ne var? Sessiz. Sessiz, tamam. Sessiz dört var. dört kelime, dört harf. E... Dört harfli bir şey arıyoruz. Evet. O da Anladım. demek ki şomun tam tersi olmalı değil mi? He. Meymenet anlamına gelmeli. Mesela meymenet böceği diye böcek yok. Uğursuz. Uğursuz.